Sağ olun efendim, Harun Bey'le. Sayın Harun Yörük'le birlikteyiz. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Geçen sefer 8.000... 8.100. 8.100 puan almıştık. Evet. Bu sefer biraz daha yukarıya taşımamız gerekiyor. Ne kadar yukarıya taşımamız gerekiyor? 500 puan daha. 500 puan daha. Ama sizden sonra Misak Bey gelecek. Misak Bey'den 9.000 bekliyoruz. Yani yapabiliyorsak daha da ileriye götürelim. Fark ettiniz bakın, Şule Hanım 9.000'i aşacaktı. Güven Bey de 9.000'i aşacaktı. Demek ki bu grupta bir şey var. Birisi 9.000'i aşacak demektir bu. Neden siz olmayasınız? Yanlış anlamayın. Bakın böyle hani lüzumsuz bir motivasyon yüklemeye çalışmıyorum size. O deyimlere çok dikkat etmem gerekiyor bu sefer. Hangi deyimlere? Geçen sefer az daha gidiyordum. Yaka sikmekle. Yaka sikmek. Ama maşallah evet. Ne kadar da rahat bir şekilde cevaplamışsınız. Öyle şeyler var gibi. Bir iki tane var. Bir tane daha doğrusu 10 harfli cevabınız oldukça zor. Ama yakıştırma yollu bir tabirdir. Ona rağmen zor diye... İkinci 10 harfli cevabı en kolayından seçtim. Yani son anda bu işi halledebilecek durumdayız. Şimdi o tarafları düşünmeyelim. Bence bir an önce başlayalım. Tamam. Hadi yaz. 4 harfli tek bir kelime şöyle sorulmuş. Demiş ki... Vale. Otoparklardaki motorize hizmet elemanına vale demiş. 400 puan değerinde. Kolaydı. Evet. Zor ama. Gelsin. Eskiden evet anlamında kullanılan Farsça kökenli bir söz. Harf alayım. Halen de birçok doğu dilinde evet anlamında kullanılıyor. Bir harf daha. Bir tane daha. Bir harf daha alacağım. Gelsin. Durduk. Belli ki sesli harf gelecek oraya. Bili. Beli. 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 100 puan değerindedir. Yok bir sıkıntı. 5 harfli cevaplarla karşı karşıyayız. Tek bir kelime efendim. Net açıklayıcı bir sorusu var. Buyursunlar. Adını bir yem bitkisinden alan trafik kavşağı. Harf alayım. Görünüşü de o yem bitkisine benzediği için bu trafik kavşağının bu isimle anılır olmuş. Nokta nokta yaprağı kavşak. Da denildiği oluyor. Bir harf daha alayım. Bir yem bitkisi ki Y var C var. Yonca. Yonca. Olur yani böyle evet. Trafik ışığına ihtiyaç duyulmayan dört taraflı yonca kavşaklar. 300 puan kazandı. Bu şekilde kullanımlarına denk gelmemiştim. Denk gelmemiştim bu kullanımına. Beş harfli tek bir kelime efendim. Şöyle sorulmuş. Eski bir kelime. Dikkat edin. Başlangıcı olmayan eski ezeli anlamında Arapça kökenli bir söz. Edebi. Ebedi. O sonsuz demek. Ezeli rakibim ya da ezeli dostum, nokta nokta dostum. Yüzüklerin Efendisi'ni okudunuz mu? Çok yakın geliyor kelime. Nokta nokta zamanlar. Kadim. 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 Yüzüklerin Efendisi deyince bu işi çıkarttık. Evet. 500 puan değerindedir. Kocaman alkışlar Harun Bey'e. 6 harfli tek bir kelime. Bunlar işte su içer gibi cevaplanacak sorular. Gelsin. Bir dilin sözlük. Kelime haznesini ortaya koyan yazılı eser sözlük. Ne demiştik? Hızlı hızlı. Çabuk çabuk. Açılsın. Hemen bir diğeri gelsin. Bir o kadar kolay. Yarısı mastar ama harf almayacaksınız zaten eminim. Gelsin bakalım. Bir şeyi toz durumuna getirmek dövmek. İçin ezmek. Dövmek. Biber dövmek ya da işte eczacıların ilaçları dövmeleri. 600 puan daha. (gülüyor) 2500 olmuş kasamız. 8000 Allah söyletti. 3000'lerin üzerine çıkacaksınız bu soruyla. Gelsin bakalım. Diyor ki, bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olan kimse, aykırı, Arapça kökenlidir. Bir harf alayım. Buyurun. Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olan, o görüşün karşısında olan. Bir harf daha alacağım. Farklı görüşe sahip olan kimse. Muhalif. Muhalif. 500 puan değerinde 3000 oldu kasa. 3000 dedik. 3000 oldu. 3700 de olur belki bu soruyla birlikte. Görelim efendim.
diyor ki mekanik, elektrikli ve elektronik çeşitleri bulunan bir yazı aygıtı. Mekaniği var, elektriklisi var, elektroniği var. Yazı yazmak daktilo için kullanılan bir cihaz. Daktilo. Bilmem ki. Daktilo. Daktilo 700 puan kazandırır. 3700 oldu kasa. Çok güzel gidiyorsunuz Harun Bey. İşte KPSS denen o son 6 sorunun içerisindesiniz. Kaç harf hakkım kaldı? Süreye bakalım. 2 dakika 40 saniye 5 tane de harf alabilirsiniz. Bu sorulardan birine ya da birkaçına harf almadan cevap vereceğinize de eminim zaten. Mesela bu soru onlardan biri. Hiç harf almadan rahatça 800 puan kazanacağınız bir soru. Lütfen gelsin. Bir kelime, terim veya özel adın içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile ifade edilen hali. Kısaltma. Kısaltma 800 puan değerinde. 3700, 4500'e çıktı. 5 tane soru, 5 tane harf. 2 kelimeden oluşuyor. Son 8 harfli cevap gelsin. 2'den fazla kişi tarafından tüketilmesi öngörülen ürünler için kullanılan bir söz dizisi. 2 kelime. Neyse o ürün artık. Nokta nokta su diyelim ki. Nokta nokta meşrubat. Çift geldiğinde... İki kelime. Ve iki kişiden fazla kişi tarafından tüketilmesi öngörülen şeyler için. Üç ve fazlası. Emin de olamıyorum. İki kelimeden mi oluşuyor aradığınız şey? Evet. Sekiz harfli mi? Evet. Aile boyu. Aile boyu 800 puan değerinde. Gelsin devamı. 4 tane soru kaldı. Halen 5 harf alabilecek durumdasınız. 2 kelimeden oluşmaktadır. Şöyle sorulmuştur efendim. Görelim. Diyor ki, araştırma yapmak üzere dünya dışına gönderilen insanlı veya insansız taşıtların ortak adı. İki kelime. Bir harf alayım. Emin olmak buyurun istiyorum. Uzay aracı. Uzay aracı işimizi görür, size de 800 puan kazandırır. İşte bu kadar. Buyurun 9 harfli cevapları bitirelim. Süre güzel. 1,5 dakikadan fazla süre var halen. Sakin sakin okuyalım sorularımızı. Tek kelimedir, mastarla biter. Bir grubun içinde nitelikleri veya başarısıyla öne çıkmak. Mecazi biraz yalnız. Sivrilmek. Sivrilmek. Harun Bey, 1900 puan daha 7000 yaptınız kasayı. 9000. Son iki soru kaldı. Zaten bu 10 harfli cevaplarla ilgili küçük açıklamalar yapmıştım başlamadan önce. Yakıştırma yolu tabir dediğimiz zaman efendim ikinci kelime nedir? Bir şeyi gibi, bir şeye benzetiyor. Efendim? Gibi. Gibi. Buyurun gelsin o zaman. 10 harfli yakıştırma yolu bir tabir. Şöyle açıklamaya çalıştım. Dikenli tohumları giysilere yapışan bir otun konu eden ve hızla çoğalan şeyler için kullanılan bir tabir. Yakıştırma yolu bir tabir. Harf alayım. Dikenli tohumları hayvanların tüylerine, insanların kıyafetlerine yapışan bir otu konu ediyor. Bir harf daha. Ve böyle hızlı bir şekilde çoğalmış olan şeyler için kullanılıyor. Her taraf nokta nokta AVM oldu mesela. Her tarafta nokta nokta işte kahve dükkanı çıktı mesela. Bir harf daha. Bir tane daha. Ah. Bir harf daha alabilirsiniz fakat 2 saniye arttırmanız lazım o zaman. Bir harf daha alayım. Son harfimizi de burada kullandık. En güzelini yaptık. Bir soru daha var, onu unutmayalım. İkinci kelime? Gibi. Gibi. Ne gibi çoğalmak Harun Bey? Ne gibi çoğalmak? Daha doğrusu o otun, o hayvanların tüylerine, insanların kıyafetlerine dolanan... Gözümün önüne geliyor da adı hiç gelmiyor. Şöyle iğneli iğneli tohumları olur.
Köpeklerin, koyunların böyle. Adını bilmiyorum. Türkülerde filan da geçer. Aslında 7 harfli de bu hali daha yaygın kullanılır. Pıtrak gibi. Yok, gelmeyecek. Ya da pıtrak gibi derler. Pıtrak asıl ismidir de bu hali daha yaygın kullanılır. Şans. Evet. Yani böyle bir sorunun geleceğini bilmiyorduk. Veyahut da o 4 harf alma hakkımız vardı ya. Gibinin G'sinden, İ'sinden gelmeseydi çok daha farklı olurdu durum. Canınız sağ olsun. Bu soru zordu. O yüzden ikinci 10 harfli cevabı özellikle kolay seçmiştim. Buyurun, buradan bir 1000 puan kazanırsınız. Yemekler için fazla pişerek tencerenin alt kısmına yapışmak. Dibi tutmak. Dibi tutmak 1000 puan değerinde. 7400. Hep diyoruz ya %70'i şans diye, bu sefer %70'lik kısım sizden değildi. Önceki yarışmada %30'a denk gelmiştim. Önceki yarışmada da bileğinizin hakkıyla kazandınız. Bu sefer işte ne yazık ki bileğin hakkı yetmedi yalnızca. Biraz şans istiyordu. O da bugün uğramadı yanınıza. Harun Bey'e bir alkış daha ne olur. Sen beni nokta nokta mı sandın? Dayıma dövdürtürüm. Sahipsiz. 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 Katet. Katetal. Aa. Katetal. Katetal mi? Katetan. Katetak. Katet. Katetal. Katetar. Katetar. Kateter. Kateter. Olabilir mi? Ah ah. Akıncılar. Hidrosfer mi? Litosfer. Atmosfer. Değil. İyonosfer. İyonosfer. Neosfer. Ozonosfer. Ozonosfer, ozon tabakası. Çok teşekkür ederiz efendim. Dördüncü yarışmacımız Misak Bey ile birlikteyiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Geçen sefer çok da zorlanmadan kazandınız. Kabul etmek lazım bunu. Öyle değil mi? Evet. 8300 puan aldık ama sona doğru böyle hani mesela bir soruda takıldığımız için biraz fazlaca harf aldık. İşte nasıl olsa 8300 puan yetiyordu bize. Fakat şimdi öyle değil. Bugünkü arkadaşlar müthiş. Evet. Cevvaller. Evet. Hızlı yarışıyorlar. Kuvvetli puanlar kazanıyorlar. Şule Hanım'dan başlayarak 3 güzel performans izledik. Güven Bey birinciliğini sürdürüyor. Umarım sonuncu olmam. Benim için başarısı. Yok canım. Geçen sefer de aynı şeyi söyleyip ondan sonra gün şampiyonu oldunuz. Yani. Hadi bakalım. Neyse. Sizin zaten hani dayandığınız uğur kaynağınız falan çok tatlı. Daha yolda olan bir torununuz var efendim. Evet. İnşallah onun şansıyla birlikte yine kuvvetli puanlar kazanacaksınız. Teşekkür ederim. Başlayalım mı? Başlayalım efendim. Buyurun bakalım. 4 harfi tek bir kelime şöyle sorduk. Diyor ki ezgi ile söylenen genellikle ilk 3 dizesi mani. Kafiyeli olan halk şiirine mani denir. 400 puan kazandı. Güzel. Buyurun 4 harflidir efendim. Türlü türlü değişikliklere uğrar. Şöyle sorduk biz. Öyle olsun anlamındaki duanın takdis sözü. Amin. Amin. 400 puanla 800 oldu kasa. Güzel. Şimdi bir oyuncağın bazı yörelerde kullanılan adını veriyoruz. Merak etmeyin, bununla kalmıyoruz. Bir de küçük açıklama yapıyoruz. 5 harflidir o ayın oyuncağın yaygın kullanılan adı. Gelsin. Demiş ki bazı yörelerde fırıştak da denen üzerine topaç, ip sarılarak kullanılan bir oyuncak. Topaç, öyle mi? 500. Antakya'da fırıştak derler mi? Hayır. Topaç derler. Buyur, ben de yeni öğrendim fırıştak dendiğini. Galiba İç Anadolu'da falan diyorlar. 5 harfi tek bir kelime, şöyle sorulmuş efendim. Mermer, tebeşir, alçı taşı gibi birçok taşın özünü oluşturan kalsiyum oksit. Onun halk ağzında yaygın kullanılan adı. Bunlara da nokta noktalı taşlar dedim zaten. Tebeşire, alçı taşına, mermere. Kireç. Olabilir mi? Kireç. Olur vallahi. 500 puan da kazandırır, 1800 yapar kasayı. Yarım dakikada 30 saniyede hiç harf almadan 4 soruya cevap verdik. 6 harfi cevapların peşindeyiz. Şimdi tek bir kelimeyi arıyoruz efendim. Buyurun. Kelime anlamıyla birlikte açıklaması da var. Biraz kafa karıştırır mı? Karıştırmaz. Bir gelsin. Rahiplerin oluşturduğu sınıf. Ruhban. Kelime anlamı rahiplerdir zaten. Öyle de verebilirdik. 600 puan kazandırdı size.
2400. 6 harfi tek bir kelime efendim. Şöyle sorduk. Bir ağacın özel bir türünün ön adı. Soru da bundan bahsediyor. Dalları aşağıya doğru sarkan bir soyut türünün ön adı. Nokta nokta soyut derler ona. Salkım. Salkım soyut. 600 puan daha. 3000'i yakaladın. İşte bu doğru. Güven Bey de aynı şeyi yapmıştı. İlk 6 sorusuna cevap verdiğinde hiç harf almamıştı. Ve 3000 puanı yakalamıştı efendim. Fakat siz biraz daha hızlısınız. Buyurun 7 harfli cevaplara. Tek bir kelimeyi arıyorsunuz. O da batı kökenli bir kelimedir. Dilimize Fransızcadan girmiştir. Görelim. Halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan, beğenilen anlamında bir söz. Batı kökenli bir söz. Bir harf alayım. Halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan, beğenilen. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Mesela kültür. Halk tarafından, halkın geneli tarafından. Popüler. Tutulan, beğenilen kültür. Popüler kültür. 500 puan da yerinde. 3500 oluyor kasanız. 7 harfli cevapların peşindesiniz efendim. Yakın zamanda İstanbul'u terk etmiş, hemen köyünüze geri dönmüştünüz değil mi? Memleketinize evet, geri dönmüştünüz. Evet. Yavaş yavaş böyle hani ne bileyim şöyle küçük bir kümes yapmak, ne bileyim birkaç hayvan bahçede bulundurmak, o tip ihtiyaçlarınız, istekleriniz de var mı? Var. 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 O zaman buyurun. Gayet iyi bildiğiniz bir konudan bahsediyoruz. Tavuklarda 21 gün süren dönem. Kuluçka. Kuluçka dönemi. 700 puan değerinde 4200 oluyor kasa. 2 tane 8, 2 tane 9, 2 tane 10 harfli cevabımız var. İlk 8 harfli cevabımız sonuna bir ek almış, öyle 8 harfli olmuş, şöyle de sorulmuş. Diyor ki, yükümlülüklerini yerine getirmeyen, düşünmeden hareket eden kimse. Böyle kimseler için kullanılan bir söz. Sorumsuz. Sorumsuz. 800 puan daha. 5000. Aynen. Yalnızca popülerde birkaç tane harf aldık. Gidişat da o şekilde gözüküyor. Bir bakalım bakalım. Yine 8 harfli, ek alarak 8 harfli olmuş bir kelime. Şekle ve dış görünüşe dayanan Misak Bey. Şekilci değil. Bir harf alayım. Sonuna bir ek almış. Dayanan yalnız, ona dikkat. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Güzel bir şey harfi. Kelimenin bel kemiği. Biçimsel. Biçimsel. 600 puan değerindedir. 5600 yapar kasayı. Çok güzel. Son 4 soru efendim. 9000'lerin üzerine çıkacağız bu sefer inşallah. 9400'ü yakalayabilecek durumdasınız da 10 tane soruya cevap verdiniz. Yalnızca 4 harf aldınız şu noktaya kadar. Hadi bakalım. Şöyle bir soru. Mekle makla değil, ma ile me ile bitiyor. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle de soruluyor. Bir yapının toprak altında kalan taban ve dayanak bölümlerini inşa ederken yapılan tören. Nokta nokta töreni. Temel atma. Temel atma töreni 900 puan değerinde. 6500. Aynısını bekliyorum efendim. Yine iki kelimeden oluşuyor. Yine 9 harflidir. Şöyle sorulmuştur gelsin. Kök boyası gillerden bir ağacın dövülmüş ve çekilmiş meyve çekirdeği. Familyası bu. Kök boyası giller. Evet. Bu gillerden bir ağacın meyvesinin harf alayım ben. Dövülen ve çekilen çekirdeği iki kelime. Karabiber. Ha gayret, ha gayret. Meyve çekirdeği. O meyvenin çekirdeğidir. İki kelimedir.
Karabiber gibi birleşik yazılmaz. Evet. Bu bazen çekirdek olarak da satılır. Evet. Biz kendimiz çekeriz. Bazen böyle satılır. Ona da... Hiç meyve çekirdeği... Kahve... Yok. Bu gayret! Kahve... Ama nasıl kahve? Kuru kahve. Kuru kahve 800 puan değerinde. Direkten döndük yahu. Son anda. Evet. Yani ya evet. Bir saniye vardır ya iki saniye vardır. Çok güzel toparladın. Şansımız yaver gitti. İyi iyi güzel. Yani hani karabiber de cevabı olabilir ama kök boyası gillerden değil karabiber. Yani kök boyası gilleri yani bulamadım bilmediğim. Onu bilmek için de botanikçi olmak lazım yani. Evet. Neyse efendim iki neyse. Tane soru kaldı geriye. Halen siz 8 harf alabilecek. 8 değil de 7 harf alabilecek durumdasınız. Buyurun gelsin. Mecazi anlamda bir kimsenin kötü taraflarını uzun uzadıya sayıp dökme. Yine MMA diye bitiyor. Fark ettiğiniz İki kelime miydi? Buyurun. İki kelime. Tek kelime. Tek kelime. Bir harf alayım. Bir tane geldi. İçine doğmuş herhalde bilgisayar evet. İsteyeceğiniz. Veri verdi. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Çekiş. Bir kimsenin kötü taraflarını... Çekiş. Çekiştirme. Çekiştirme 800 puan değerinde. 8100 oldu kasa. İki kelimeden oluşuyor, 10 harflidir. Buyurun şöyle sorulmuştur. Son sorudur, son cevaptır. Bir dakikadan fazla süre var. Bir veya daha fazla devlete karşı topyekün silahlı mücadele durumuna geçmek. İki kelime. Bir harf alayım. Alalım. Mastarın ağası, mak diye bitiyor. İki kelimeden oluşuyor. Savaş ilanı. Şimdi mak diye bitiyor. İki kelime. İki kelime. Hı. Mak diye bitiyor. Zaten ilkini buldunuz maşallah. Savaş. Mak. Savaş. Savaş açmak. Savaş açmak. Heyecan olsun diye yaptınız galiba. Hayır. Buyurun bir 900 puan daha. Kitlendik. Kaçırmadık ama 9000'i. Cuma günü siz gün şampiyonu olduğunuzda da söylemiştim. Hakkınız 9000'di demiştim. Yani inşallah maceranın diğer bölümlerinde o hakkınızı elde edersiniz demiştim. Buyurun efendim. 9000'i yakaladınız. Artık bir sonraki hedef 9800 olur fakat Cana Hanım buna müsaade eder mi? Etmez bence. Öyle mi dersiniz? Hep birlikte göreceğiz. İnşallah etmez diyeyim ben. Öyle mi? Çok genç bir arkadaş. Kazanmasını isterim. Gönülden, yürekten. Vallahi gönülden bunu istediğinize eminim evet. Ama göreceğiz bakalım. İşi zor. Bir kocaman alkış Misak Bey'e. Evet. Kredi kartı. 10 muymuş? Değil miymiş? 10'muş. 10'muş. O zaman 1000 puan kazanmamız lazım. 8300. Şöyle bir derin nefes alın. Maşallah. Şimdi cevap. Lodos. Lodos. 300 puan değerinde. Aa, hülle ne ya? Gülle o. Bir harf alayım. Alamayız. Bırakın tadını çıkarayım. Peki efendim buyurun bırakın. O zaman. İş görür. Bir tane daha alacağım. Bir tane daha. Bir de benim için. Bir de sizin için. Bir de benim için. Jaws. Jaws. Jaws olur mu hiç? Jaws köpek balığının adı. Ah Jaws gözün kör olmasın. Herkes kendi yoluna. Herkes kendi yoluna. Sepetlemek. Sepetlemek 800 puan değerinde. Sapili, sepili, supili, devam. Popili, sipili. Bir de pi değil o. Pa. Pali. Sapali. Sapali de değil. Sepeli. Ay sepali. Değil. Sipali. Sipali işimizi görür. Çevresiz alınmak, ablukaya alınmak. Dört tarafı çevirmek. Giriş gelişme sonuç. Nezirenme gelmedi aklıma. Sizin canınız sağ olsun.